şu an itibariyle İdlib'den sonra, İdlib zaten tamam ama Humus yine muhaliflerin elinde ve Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Gönlümüz bunları istemiyor. Maalesef bölge sıkıntıda. Dün Lübnan'dan yine Sayın Başbakan'dan bir haber aldım. Onunla da bir görüşme talebi var. Büyük ihtimalle görüşeceğiz. Lübnan biliyorsunuz çok sıkıntılı durumda. Gerek Golan'da, gerek Beyrut'ta artık her taraf yerle yeksan olmuş. Böyle bir sıkıntı var. Biz de tabii elimizden geleni yapacağız. Ancak yani Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Bunlar özellikle de aynı hatta nakdi yardım talepleri var. Ve Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz. Tam da bu noktada İsrail'in Filistin ve Lübnan saldırıları sık devam ediyor ki Lübnan'da bir ateşkes olmasına rağmen çeşitli bahanelerle İsrail'in saldırıları orada da sürüyor. Bu saldırganlık nasıl durdurulacak efendim? Yani şu anda işte tüm dünya başta Birleşmiş Milletler Teşkilatı olmak üzere dün Guterres'le görüşmem oldu. Onlar da ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar, koyacaklar ve birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirin diyorlar. Ve bizler de bu görüşmelerimizi devam ettirmek suretiyle bölgedeki ateşkesi ama sonsuz olmak üzere nasıl devam ettiririz? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Birleşmiş Milletler bu konuda tabii tek çıkış yolu. Efendim bu noktada Uluslararası Af Örgütü'nün Gazze konusunda bir raporu da yayınlandı. 300 sayfalık raporda İsrail'in soykırım yaptığı belirlendi. Bu rapora da girmiş bulundu ve bu raporun önümüzdeki süreçte özellikle uluslararası davalarda önemli bir delil olacağı da belirtiliyor. Hukuki anlamda aslında baktığımızda İsrail'i bir anlamda köşeye sıkıştıran deliller gelmeye devam ediyor. Sizin bu noktadaki yorumunuz ne olur değerlendirmek? Bildiğiniz gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar arka arkaya geliyor. Bunlar tabii İsrail'i doğrusu köşeye sıkıştırıyor. Fakat bugüne kadar tabii İsrail kendisi aleyhinde verilmiş kararların hepsinde de ne yaptı yaptı sıyırdı. Ama insanlık İsrail'i bu attığı adımlarda yaptığı bu ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak. Ben İsrail'in bu vahşetini, İsrail'in bu soykırımlarını hep birlikte dünya devletleri olarak ne yapıp yapıp hesabını sormamız lazım. Başta ülkem olarak, Türkiye olarak bu hesabı biz de soracağız, sormalıyız. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.